Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agronomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir yeni takipçi kariyeriyle karşınızdayım. Geçen bölümde maalesef istediğimiz sonuçları alamamıştık. O sebeple kadroda birkaç değişiklik yaptım. Yani geçen bölümde maalesef kazanabileceğimiz maçları vermiş bulunduk. O yüzden bunu defans zafiyeti olarak gördüğüm için defansa, yani en azından orta sahayı biraz daha kalabalık yapma gereği duydum. Semih'le başlayacağız bundan sonra. Daha sonra da Furkan veya tam tersi. Şu an burada Semih'i tercih etmemin falan yani hiçbir sebebi yok. İkisi de çok çok iyi oyuncular. Hatta biliyorsunuz Furkan şu anda Premier Lig'in gol kralı. Tamamen taktiksel bir şey. Lafı da uzatmak istemiyorum. Bir an evvel United karşılaşmasından başlayalım. Kısa bir hatırlatma yapayım. Manchester United şu anda 2. sırada. Biz ise 11. sıradayız. Kazanmamız veya kaybetmemiz sıralama açısından hiçbir şey ifade etmiyor. Ama özgüven, moral açısından galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız var. Sezonun en önemli karşılaşmalarından birine çıkacağız şimdi. İnşallah güzel oyun, güzel futbolla güzel bir galibiyet alırız. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Haydi United karşılaşması başlasın. Güzel şut, kaleci Asa. Topu saklıyor. Pasını oynadı şimdi Arda Bilgin'e. Arda. Arda'dan güzel çalım. Arda kaleye baktı. Arda şutunu çekti. Kaleci De Gea güzel çıkardı. Güzel paslaşmalar. Semih. Şimdi Semih. Semih ceza sahasında. Geri oynadı. Pedersen. Sakla topu. Tekrar geriye. Bakker, Alperen Taşkın. Güzel paslaşmalar. Leon, kaleci De Gea. Bruno Fernandes attı. 1-0 oldu. Asaf son anda. Şimdi hızlı çıkalım lütfen. Haydi Leon. Haydi Leon. Leon vurana 1-1. 1-1'i bulduk. Dakika 42. Güzel paslaştık, hızlı çıktık. Leon güzel bir şutla topu alara gönderdi. 1-1. Şimdi Alperen. Alperen ileri oynadı. Semih Can Akbilir. Haydi Semih, yaz bunu Semih. Top dışarıda, Allah kahretsin. Zayıf ayağıyla yakalandı. Kötü bir şut çıkardı Semih. Güzel şut, kaleci Asaf. Offside yok ve corner. Asaf çıldırmakta haklı, yemin ederim. Pedersen hızlı çıktı. Pasını oynadı Alperen. Alperen baktı kaleye. Alperen vuracak. Arda pasını oynadı. Bakker at bunu. Bakker at bunu. 2-1. Allah'ım sana şükürler olsun. 2-1. Of of. 2-1'i bulduk. Canımız çıktı ama 2-1'i bulduk. İlginç bir pas. Williams. Ronaldo. Kaleci Asaf. Dokundu ama çıkaramadı. Yani burada çok ilginç bir pas geldi. Bir anda defansta hazırlıksız yakalandık. Karşılaşma 2-2 sona eriyor. Bir sonraki karşılaşmamız Nottingham Forest'e karşı. Ömer Erdem ve Nilsson yorgunluktan geberiyorlar. O yüzden birkaç değişiklik yaptım şimdi. Elliot'u aldım ve Arango'yu aldım. Bakalım bir de böyle oynayacağız arkadaşlar. Bu arada Alperen Taşkın'la Pavlovski'yi değiştireyim diye düşünüyorum. Alperen Taşkın'ı daha sonra oyuna alırız. Semih güzel pas. Leon. Haydi Leon. Leon vurana. Leon vurdu. Kaleci Anderson kornere çeldi. Şimdi Leon'dan orta uzağa doğru gitti. Arda müthiş kafa. Arda harika bir gol attı. Müthiş bir gol. Gerçekten efsane bir gol geldi Arda'dan. İnanılmaz uzak mesafeden. Öyle bir kafa vurdu ki kimse yetişemedi o topa. Kimse yetişemedi. İşte Leon'un ortası. Arda müthiş bir kafa koyuyor. Çok güzel bir gol. 1-0 öndeyiz. Müthiş bir gol atıyor Arda Bilgin. Efsane gol attı, efsane. Sarıç. Yani nasıl girdi bu gol ya? Çok iyi pas. Maalesef çok iyi pas. Bir şut. Of, top dışarıda. Bir an gol oldu sandım. Paul çok kötü savundu. Ya oha diyorum ya. Yemin ederim çüş artık ya. Ya vallahi billahi çüş ya. İnsan yemin ederim oyun esi gelmiyor. Nasıl at, ne yapıyor golü? Nasıl atıyorsun ya oradan? İğne deliği desek doğrudur, yeridir ya. Şimdi Semih Can Akbilir. Semih vur ona. Semih top dışarıda.
Yani bir şey diyeceğim olmayacak. Gerçekten olmayacak. Haydi Leon. Haydi Leon. Haydi Leon. Haydi Leon, top dışarıda. Sinirlenmeme geldi değil. Yaz onu. Yaz onu, işte bu 2-2. İlk yarı bitmeden 2-2'yi bulduk. Şimdi Furkan. Yaz onu Furkan. Yaz onu direkt. Allah'ım çıldıracağım ya. Sağıyla vurmak istedim. Soluna çekti. Soluyla vurdu ya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Furkan. Furkan sağına çekti. Pasını oynayacak Arda'ya. Arda yaz onu. Arda yaz onu. Top dışarıda. Korner. Asaf. Güzel pas. Haydi Jordan. Haydi Jordan. Haydi. Haydi. Ya Allah'ım, vallahi kıracağım ya. Yemin ederim kıracağım bir şeyleri artık ya. Kalecinin üzerine vurdu ya. Sakinleşmeye ihtiyacım var. Vallahi billahi sakinleşmeye ihtiyacım var. Kafayı yiyeceğim yoksa. Evet, takımı terk eden oyuncular var. Devre arasına geldik sanırım. Ve Arda Güler de takıma katılıyor, bunu da belirteyim. Her ne kadar kiralık gelmiş olsa da takıma çok fazla katkı sağlayacağından eminim. Takımı terk eden oyuncular var dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar, altyapıdan birkaç oyuncuyu takıma almak zorunda kaldık hedeflere ulaşabilmek için. Bunları tekrar şutlayacağız artık. Yani ben bunlarla ne yapayım ki? Şunlara bak, bunlarla bir şey yapılmaz şu anda. O yüzden kendilerinin olduğu gibi hemen transfer listesine koyuyoruz. Burada birkaç oyuncuyu daha transfer listesine koyup 5 milyon euroluk bir kazanç sağlamamız lazım. Şu anda aslında gayet iyi gözüküyoruz ama nedense eksideyiz diye gösteriyor bizi. 15.4 milyon kazanç sağlamışız. 13.7 milyon harcamışız. Giderimiz var. Ve bir sonraki karşılaşmamız olan Aston Villa mücadelesine geldik. Şimdi Semih'in önüne güzel pas. Semih'ten güzel bir çalım. Semih sağ ayağıyla güzel bir şut. Top dışarıda. Şimdi Arda. Arda aldı, ilerliyor. Arda kaleye baktı. Arda'nın müthiş şutu. Harika bir gol. Arda göstere göstere gol attı adeta. Müthiş bir gol. İşte Arda Bilgin. Topu aldı, ilerledi. Müthiş bir şut çıkardı. Çok güzel bir gol. Adeta şov yaptı Arda Bilgin. Adeta şov yaptı. Coutinho. Asaf güzel çıkardı. Coutinho. Coutinho gole gidiyor. Aradan o nasıl bir pas. İnanılmaz bir kurtarış Asaf'tan. Defansta nasıl oluyor da boşluk oluyor, ben anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Ona bir çözüm bulmamız lazım. Semih'ten güzel çalım. Şimdi Semih sağına çekti. Semih kaleye baktı. Semih vurdu, top dışarıda. Arda Güler şimdi orta yapıyor. Kafa gelsin. Kafa ve top dışarıda. Kaleci son anda kornere çeldi. Şimdi Pawlowski orta yapıyor. Haydi kafa gelsin. De gol. 2-2. Dakika 81. 2-2 bulduk Furkan'ın golüyle. Kornerlerde olmasa yandık ya. Vallahi billahi yandık ya. Pawlowski böyle ortayı yapıyor. Furkan çok güzel bir kafa ve top ağlarda gol. Şimdi Alperen güzel pas. Arda Güler sağ ayağıyla güzel bir şut. Martinez zayıf ayağıyla vurdu. Korneri kullanacağız. Haydi Arda, güzel orta. Arda Bilgin'e gelmedi. Oo, çok tehlikeli bir geri pas. Top dışarıya çıkmadan yetişebilseydik güzel olurdu. Olmadı maalesef. Karşılaşma 2-2 sona eriyor. Emirates Cup'ta Reading'e karşı oynayacağız. Bu arada Arda Bilgin için 9 milyon euroluk bir teklif geliyor. Hemen bakalım kimden gelmiş. Fransa'dan geliyor. Lens takımından geliyor. Kendisini satmaya niyetimiz yok. O yüzden reddediyoruz. Alexis Vega boş oyuncu bildiğiniz üzere. Bunu takımımıza kazandırabilirsek müthiş bir transfer yapmış oluruz. Şansımızı denemek istiyoruz. Alexis Vega'ya geliyoruz ve kendisini almak istiyoruz. İnşallah başarırız. Oyuncuyla anlaşıyoruz. Oyuncu takımımıza katılıyor. Çok önemli bir oyuncu Alexis Vega.
Alexis Vega. Jesus Gallardo'yu da almak istiyoruz. Şimdi de Jesus Gallardo ile görüşüyoruz. Ve Jesus Gallardo da takımımıza katılıyor. Jesus Gallardo bir yeni transfer daha. Aslında Arda Bilgin'den gelecek olan 9 milyon çok işimize yarayabilirdi. Ama az kadro sonuçta, o yüzden az kadroya dokunamıyoruz. Hemen yeni oyuncuları takıma katmak istiyorum. Pedersen'in yaşı 30, o yüzden kendisinden kurtulmaya bakalım. Golf Pedersen'e teklif geliyor arkadaşlar. 2.650 bin. Birazcık fazla isteyeceğim. Verirlerse ne mutlu bize, vermezlerse de bu da bence güzel bir teklif. 2.8 dedik. Evet, 2.8'i kabul ediyorlar. İnşallah anlaşırız da gider yani. Çünkü bütçe lazım abi. FA Cup mücadelesi. Profesyonel seviyeye getirdim. Dünya klası bizi çok zorluyor çünkü. Şu bölümü güzel kapatmak istiyorum abi. O yüzden bu arada Semih'i birazcık sola alacağım. Böyle iyi. Haydi gelin şu karşılaşmaya çıkalım. Galip gelelim, yolumuza devam edelim. Bölümü güzel kapatalım. Semih geri oynadı. Arda Güler. Arda'dan güzel bir çalım. Arda şutunu gömüyor sahaya. Kaleci Buzanis. Doğru mu gördüm bilemedim ama kornere çeldi. Kovalcik çok iyi girdi araya. Şimdi Kovalcik. Pasını oynadı. Offside yok. Semih vurdu. 1-0 öndeyiz. Dakika 7. Şimdi Paul shot geliyor ve maalesef top ağlarda. Müthiş bir pas. Semih. Güzel şut gelse çok güzel bir gol olacaktı. Şimdi top bizde. Semih. Semih sağ ayak. Semih şutu göm. Şutu gömdü. Kaleci kornere çeldi. Şimdi Leon. Arda Güler. İleri oyna. Semih Canak bir offside olmasın. Semih vurana. Semih korner. Allah kahretsin artık ya. Kovalcik pasını oynadı. Leon. Semih'ten aşırtma top dışarıda. Semih yardırdı. Semih ceza sahasına girdi. Semih topu geriye çekti. Pasını oynadı. Çok fazla geriye gitti ya. Ben oraya oynamak istemedim. Semih Can Akbilir. Semih yerden pasını oyna. Vur. Son anda çizgiden çıkardılar. Son anda ayak koydular. Asaf. Kornere çel topu. Arda Bilgin'in önüne bırakacağız. Arda o topu yetişirse büyük tehlike. Arda yetişti. Arda vurana. Arda vurdu 2-1. Arda vurdu 2-1 öndeyiz. Güzel bir pas, güzel bir şut, güzel bir gol. 2-1. Arda ile inşallah galibiyet golünü atmış bulunuyoruz. Aldık topu. Güzel pas. Furkan yaz onu, Furkan yaz onu. Furkan yazdı, 3 oldu. Furkan yazdı, 3 oldu. 3-1 öndeyiz. Ya valla insan attığı gole bile sevinemiyor ya. Demin Arda'nın golü, şimdi Furkan'ın golü. Kalecinin savunuşuna bakın ya. Dünya klası seviyesinde adamlar imkansızı kurtarıyordu. Burada hani kurtarılabilecek pozisyonları kurtaramıyorlar. İnsan böyle aldığı galibiyetten bile keyif alamıyor ya. Jesus Gallardo pasını oynadı şimdi. Furkan ileri oyna. Semih. Vuran Semih. Semih vurdu top dışarıda. Tehlikeli pozisyon. Müthiş şut. Asaf çok iyi çıkardı. Top aldığımız an kaleye gömmemiz lazım. Haydi. Asaf'la atabilir miyiz? Asaf'la atabilir miyiz? Asaf'la ilerliyoruz. Nasılsa kazanıyoruz anasını satayım dedi. Şimdi Asaf sağına çekti. Asaf kaleye vurdu. Korner. Arda Bilgin şimdi ortayı yapıyor. Kafa gelsin. Ve haydi karşılaşma sona ersin. Galibiyete çok hasrettik. Galip geliyoruz. Böyle arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Evet, transfer teklifleri var. Nicholson'a 310 binlik bir teklif geliyor. 18 yaşında. 340 bine kadar yolu varmış. 350 bin istemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Red yemiştik. Arthur Leon'a da bir teklif var. 17.2 milyon euroluk. Aslında kendisini sürekli oynatıyoruz ama yani ratingi de iyi aslında.
Kendisini satmak istemem ama illa da satılacaksa da güzel bir fiyata gitmesi lazım. Villarreal'den teklif geliyor. Belki bir takas, belki bilmiyorum ne olabilir ama hani 20 milyonu denememiz lazım bence. 20 milyon euroyu verirlerse gitsin abi o zaman. Yaya Romero 19,5 milyon diyoruz. Kabul ettiler, çok iyi. Çok iyi. Anlaşırsak gitsin abi, bence güzel para. Yerini doldurabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah yanılmam. 350 bin euroya anlaşıyoruz. Güle güle. Kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Rolf Pedersen 2,8 milyona Augsburg'a transfer oluyor. D aldık. Neyse, tamam. Aklımızda bulunsun. Holmes için teklif geldi. Miguel Lopez için de teklif geldi. Yani tamam, biz de vermek isteriz ama düzgün bir yere gitsin de isteriz. Oynayabileceği bir yere. Şöyle bir pazarlık yapalım bakalım. Bir senelik diyelim. 2 senede ısrar ediyorlar. O zaman kabul edelim, gitsin abi. Evet, kendileriyle anlaştık. 2 seneliğine gidecek gibi. Şu an öyle gözüküyor. Arthur Holmes. Biz bu oyuncuyu zaten oynatmayız. Şöyle güzel bir bonservis isteyelim. 1,7 milyon da ısrar ediyorlar. Evet, bir oyuncu daha kulübümüzü terk ediyor. Yolun açık olsun diyoruz. Güle güle. Arthur Leon 19,5 milyona Villarreal'e transfer oluyor. D aldık. Lan bence güzel transferdi ama D aldık. Olsun. Akram Afif. Kendisini transfer etmeye çalışalım. Ve yeni transferimiz Ekrem Afif. Akram Afif nasıl okunuyorsa artık, kulübümüze hoş geldin. Arkadaşlar, oyuncu aldık, satsak bile müthiş para yaparız ondan. O yüzden çok değerli bir oyuncu bence. Carlos Rodriguez de almaya çalışalım. Ve bir yeni transfer daha. Carlos Rodriguez. Kulübümüze hoş geldin. Bir yeni transfer daha. Roberto Alvarado. Sen de kulübümüze hoş geldin. Luis Chavez. Sen de kulübümüze hoş geldin. Bombalar arka arkaya geliyor. Ve bir veya iki oyuncuyu daha almak istiyorum. Onlar da Artem Dobik ve Kleinheist'la. Oynatmak için değil, tamamen satıp kazanç yapmak için. Evet, Kleinheist'la da takımımıza katılıyor. Kadromuza yeni oyuncuları ekledik. Bir sonraki bölümden itibaren kadroyu, ilk 11'i bir güzel şekillendireceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, yeni transferler burada. Bir sonraki bölümden itibaren kadro bambaşka olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.